Herkese merhabalar. Ben Senior Kahve. Bugün Mokapot ile karşınızdayım. Mokapot nedir? Mokapot'la nasıl güzel kahve demleriz? Nasıl demlememiz gerekiyor? Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Mokapot bence kahve sektörü için oldukça önemli bir alet diyebilirim. 1930'lu yılların başından beri İtalyanların kullandığı, günümüzde de çok sık tercih ettiği bir yöntem. Şöyle ben aslında mokapot sevgimi de göstereyim. Mokapot ile ilgili ilk önce şunu söylemek isterim aslında. Mokapotu genellikle espresso ile karıştırıyorlar. Mokapot ile espresso yapılabildiği düşünülüyor. Fakat espresso ve mokapotla yaptığımız kahve birbirinden oldukça farklı kahveler aslında. Evet, benzeşiyorlar. Ama aynı kahve değiller. Aynı içecek değiller. Nedenine gelecek olursak, espresso makinesinde 9, 10 hatta 12 barlara kadar yüksek basınçla fincanımızı elde ediyoruz. Fakat mokapotta ise 1,5-2 barlar civarında bir basınç elde etmiş oluyoruz. Böyle temel bir fark var. Ve mokapotla, yani normal bildiğimiz mokapotla, bu elimde görmüş olduğumuz standart modeliyle kahve kreması elde etme şansımız hiç yok. Çalışma prensibinden ötürü. Fakat Bricca modeli var. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi Bricca modelinde krema elde etmemiz sağlanıyor. Ama o da yine espresso sayılmaz. Bir diğer konu ise bu elimde de bir büyük boyunu görüyorsunuz. Bu 6 fincanlık. Bu ise 2 fincanlık. Ben bunu kullanıyorum genelde tabii ki. 2 fincanlık dese de beni anca kesiyor. İşin açıkçası. Şimdi her iki model içinde, hatta bütün mokapot ebatları için görürsünüz zaten. 1 cup, 2 cups, 3 cups, 6 cups, hatta 9 cups diye, yani 9 fincanlık, 6 fincanlık gibi gidiyor böyle böyle. Bunlarda kaç fincanlık yazıyorsa, kaç fincanlık ebata sahipseniz mokapotta, ona göre kahve koyup, ona göre su koyup yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde basınçtan dolayı, yetersiz veya yüksek basınçtan dolayı optimum verimi sağlayamıyoruz ve kahvemizi işin açıkçası yapamıyoruz zaten. O zaman şimdi elimdeki bir two cups'tan mokapotun da ne olduğunu sizlere göstermiş olayım. Bir su haznesi var. Şöyle. Şurada da görmüş olduğunuz gibi emniyet valfi var. Hangi model, hangi boy olursa olsun emniyet valfine kadar su dolduruyoruz. Burada kahve haznemiz var. Kaynayan su şuradaki huniye benziyor zaten. Bu yukarı çıkıp en son kahve servis haznemizde buluşmuş oluyor. İçi de şöyle. Aslında çok inovatif bir ürün. 1930'ların başını düşündüğümüzde böyle bir ürünü icat etmek gerçekten takdire şayan. O zaman şimdi ocak başına gidelim. Ocak başı deyince de bir garip oldu. Kebapçıya gidiyor gibi. Ocağa gidelim, mutfağımıza gidelim yani. Orada nasıl bir kahve kullanmamız gerekiyor? Nasıl bir su kullanmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili detaylara geçelim. Evet, şimdi geldik. En önemli noktaya kaç gram kahve kullanıyoruz? Ben dediğim gibi 2 cups modelini kullanıyorum. 2 cups modeli için ben 10 gram kahve kullanıyorum. Senior kahve kahvesi kullanacağım. Etiyopya Gebeye yıkanmış bir çekirdek. Kahvelerimle de ilgileniyorsanız, satın almak isterseniz açıklamalar kısmında link bırakıyor olacağım. Yani her fincan için 5 gram kahve kullanıyorum. Diğer büyük boy, dediğim gibi 6 fincanlık olan, yani onun içinde 30 gram kahve kullanıyorum.
Böyle bir ölçüyü ben size tavsiye ederim. Peki öğütümü nasıl olmalı konusunda? Öncelikle komandante kullananlar için şayet ben 12 klik tercih ediyorum. Ama başka bir öğütücünüz varsa şunu tavsiye ederim. Espresso ayarının 1-2 tık üzeri sizin için yeterli olacaktır. Eğer dışarıdan da öğütülmüş hazır şekilde alıyorsanız kahvecinize ben moka potta kullanacak bu kahveyi derseniz onlar zaten moka pota uygun şekilde öğütüm sağlarlar. O zaman bir demleme yapalım. 10 gram kahvemizi koyalım. Biraz fazla kaçtı. Şöyle. 10,2 olabilir. Artı eksi sapma. Öğütüm kalınlığımızı da ben size şöyle göstermiş olayım. Fikir oluşması adına. Gördüğünüz gibi espresso ayarından 1-2 tık böyle daha kalın bir kalınlığa sahip taneciklerimiz. Evet, şimdi bir çok önemli diğer konu ise nasıl su kullandığımız. Tabii ki kaynak suyu kullanıyoruz. Menba suyu kullanıyoruz. Kesinlikle çeşme suyu kullanmıyoruz. Herhangi bir kahve yönteminde bunu tercih etmiyoruz. V60 olur, filtre kahve makinesi olur, Chemex olur, French press olur. Sakın. Bu birincisi. İkincisi, moka pot için soğuk su ben kullanmıyorum. Yani şöyle soğuk suyu koyup ocağın altını açıp o şekilde demleme yapmıyorum. Çünkü hem bu işlem uzun sürüyor hem de sıcaklığı aldıkça moka potumuz kahveyi pişiriyor. Yani sıcaklık kahveye de geçiyor. O yüzden biraz daha aroma kaybı yaşanıyor benim tespitlerime göre. Ben o yüzden 92-93 derecelerde bir su kullanıyorum. Hem işlemi hızlandırmış oluyoruz, hem su çabuk bir şekilde yani kahveyle buluştuğu için çok daha verimli, çok daha lezzetli bir demleme elde etmiş oluyoruz. Yaklaşık 93 dereceye ayarlamıştım ben kettle'ı. Yani kaynara yakın aslında ama tam kaynar değil. Kahvemi özenli koyuyorum. Dikkatli koyuyorum. Ve bir diğer püf nokta ise espresso'da olduğu gibi bir baskı yani tamperleme işlemi yapmıyoruz. Olduğu gibi böyle kapatıyoruz. İsterseniz parmağınıza düzleme yapabilirsiniz ama ona da gerek yok ve dikkatlice tabii suyu sıcak koyduğumuz için havlu yardımıyla sıkılaştırıyoruz. Ve yüksek ateşte kahvemizi demlemeye bırakıyoruz. Görmeniz açısından şöyle kapağı da açık tutayım. Evet, şu akış çok önemli. Böyle narin ve smooth yani İngilizce tabiriyle böyle smooth kadifemsi bir akış elde ettiysek kahve su miktarımız doğru demektir. Bu çok önemlidir. Öyle fokur fokur olmaması lazım, fışkırmaması lazım. En sondaki bu tabii ki muhakkak olacaktır. Ve bu sesi duyduğumuzda duman çıkmaya başladığında da
ocağımızın altını kapatabiliriz ve afiyetle o zaman kahvemizi içelim şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi moka potumuzu demledik. Şimdi servis zamanı ve tadım zamanı. Nasıl fincanda içeceğiniz tabii ki size kalmış. Kahve olarak tabii ki yöresel kahve demlemek zorunda değilsiniz. İstediğiniz her türlü, damağınıza uyan her türlü kahveyi demleyebilirsiniz. Espresso blendler seviyorsanız, espresso blendlere de çok çok iyi sonuç verecektir. Emin olabilirsiniz. Ben single origin tercih ettim. Espresso blend tercih ettiğim de oluyor. Bialetti'nin kendi kahveleri var. Onları da tercih edebilirsiniz. Moka pot tercihi olarak ise kesinlikle ben Bialetti tavsiye ederim. Ben Bialetti'den başka marka kullanmadım. Mucidi zaten Bialetti olduğu için bence Bialetti'den şaşmayın derim. Oldukça memnunum. Yıllardır da kullanıyorum. En ufak bir şikayetim olmadı. O yüzden gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum ben. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. O küçük klik, abone ol hareketi benim için çok kıymetli, çok değerli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kahveyle kalın, bisikletle kalın ve en önemlisi sağlıkla kalın. Hoşça kalın.